Arkadaşlarla köyde boş durmayak diye buraya geldik. Burada tuz çıkarıyor. Önceki yaptığım iş hayvancılık. Simentel hayvancılık yapıyorum ben. Evet. Zaman geçsin. Arkadaşlar güzel arkadaşlar her tarafa gidilir diye onlara takıldık. Buraya geldik arkadaşlar. Mısınız? Tuz çamurda çok zor. Ben çıkarmıyorum. Arkadaşlara yardım ediyorum. Çamurda çok zor. 100 metre içeriye giriyorlar. Heliklerle çıkıyor. Yalın ayak giremezsin zaten batarsın. Sonrasında çuvallara mı dolduruyorsunuz? Çuvallara dolduruyor. Traktöre atıyor. Köylere götürüyor. Köylerde istiyorlar. Salça istiyorlar. Peynir istiyorlar. Slaş. Bunlara kullanılıyor. Yani her şeye kullanılıyor doğal. Ne kadardan satıyorsunuz peki? 30-40 arası. Yani torbası mı, çuvalı mı? Torbası he. Evet. Bir 30-40'a satıyor abi. tahmini yani bir çuval ne kadar geliyor? Kaç kilo geliyor? 35 falan gelir. Yani herkes bu işi yapabilir mi? Buradan tuz çıkarabilir mi? Kolay mı o? Yok, çok zor. Çok zor. Ben girdim içeriye battım. Çıkamadım ben. Bendire Saklen. Palas Evet. Mahallesi'nde. Göleva Mahallesi'nde. Arkadaşlar beraber tuz çıkartıyoruz. Önce iki tane helik yapıyoruz ayağımıza giymek için. Daha sonra bir tane kızak. Bir arkadaş içeride kürekle topluyor. Daha sonra da çıkarma faslı başlıyor. Dolduruyoruz. Dışarıya çıkartıyoruz. Dışarıda bir belli müddet bekledikten sonra torba alıyoruz. Eve götürüyoruz. Biraz da evde duruyor. Daha sonra da talep olursa, isteyen olursa ona istinaden silajlık için, peynir için, salça için kullanıyorlar. Götürüp satıyoruz. Peki nasıl abi, tuz çıkarmak zor bir meslek mi? En son yapılacak iş diyebiliriz. Yani insan daralıp bunalınca ya inşaata gidiyor ya da göle geliyor. Bazı kişilerin geçim kaynağı duz bol olunca duz çıkartıyorlar. Bu sene bol. Ama mesafesi de bayağı uzak. 300 metre kadar var. Günlük bir kişinin 10 torba anca çıkartabilir. Şimdi Belirli bir kısım çıkartıyor. Bu işi de bilmesi lazım. İçeride yani helikle yürüyebilmesi lazım. Onun sanatı da başka. Yürüyemezse yüzün kuyruğu batar.